İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sürüyor. Dün yine hem Hizbullah kontrolündeki Beyrut'un güneyi hem de şehir merkezi hedef alındı. İsrail ordusu da sahada kayıp veriyor. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Özden Erkuş Beyrut'ta. Özden, önce sahadan yansıyanları aktarır mısın bize? Sağdan yansıyanlar, Beyrut açısından başlayalım. İşte böyle, buna benzer kaos ve panik. Çünkü her gün, her gece İsrail saldırılarına devam ediyor. Dün gece de öyleydi. Dün gece de gece yarısına yaklaşırken saldırılarına hız verdi. Sabah saatlerine kadar da bu saldırılar devam etti. Sadece dün 17 ayrı nokta vuruldu İsrail tarafından. Bunların çok büyük bölümü Dahye diye tabir ettiğimiz o Hizbullah'ın kontrolündeki bölgeydi. Ama onun dışında Beyrut merkezde de hedef alınan bir nokta vardı. Orası da burası. Ahmet Arpat şu anda sizlere Yunus gösteriyor. Başura mahallesinde bir sivil savunma ve sağlık merkezi burası. Ve burada da o merkezin çalışanları vardı. Bu bina hedef alındı ve burada ilk etapta 6 kişinin öldüğü açıklandı resmi makamlar tarafından. Sonrasında burada konuştuğumuz Hizbullah yetkilileri bir kişinin daha hayatını kaybettiğini belirttiler. Çok sayıda kişi de yaralandı. Tabii patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar, motosikletler de zarar gördü. Etrafa da özellikle sağlık merkezinde kullanılan sağlık malzemeleri de saçılmış durumda. Son derece yoğun, son derece işlek bir cadde burası. Beyrut hala hayatını sürdürüyor. Evet, Dahya bölgesi tamamen sivillerden arınmış durumda. Daha doğrusu sivil halk oradan kaçmış durumda. Ama aynı şeyi Beyrut için söylemek mümkün değil. Beyrut'ta hala hayat devam ediyor, ticaret devam ediyor, insanlar işlerine gidip gelmeye çalışıyorlar. İşte bu şartlar altında böyle manzaralarda ortaya çıkıyor. Özellikle Beyrut kent merkezi vurulduğunda. Tabi Dahya bölgesi de vuruldu dün. Defalarca hedef alındı. Yine İsrail saldırı öncesinde bir kez daha uyarı yayınladı. Bazı bölgelere hedef alacağını ve o bölgelere saldırı düzenleyeceğini söyledi. Sonrasında da bu saldırıları gerçekleştirdi. Hala da Dahya bölgesinin üzerinden dumanlar tütmeye devam ediyor. Tabi güneyde de çatışmalar var Ahmet. İlk gün aslında hiçbir temasın sağlanmadığı belirtilmişti. Lübnan makamlarından gelen bilgi, Hizbullah ile İsrail arasında bir temas yok denmişti. Ama sonrasında o temasa ilişkin dikkat çekici veriler gelmeye başladı. O veriler de hayatını kaybeden İsrail askerlerine ilişkin verilerdi. Dün bir birlik komutanının, sonrasında aralarında yüzbaşıların ve binbaşıların da olduğu 7 askerin daha Lübnan'daki çatışmalarda hayatını kaybettiği duyuruldu İsrail tarafından. Yine çok sayıda hastaneye 40'a yakın İsrail askerinin yaralı olarak getirildiği de belirtildi. Kısa süre önce de İsrail ordusu bir açıklama yaptı. O da Hizbullah'ın kayıplarını açıkladı. Bin Cebey bölgesinde, yani Lübnan'ın güneyinde hedef alınan bir noktada yaklaşık 15 Hizbullah unsurunun öldürüldüğünü açıkladı İsrail ordusu. Geride kalan saat dilimi içerisinde, tabii şunu da belirtelim, sıcak çatışmalar devam ediyor ama aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da aralıksız şekilde Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyorlar. İsrail ne kadar ilerledi sorusu eğer akıllara gelecek olursa, bununla ilgili net bir veri yok. Şu noktalar ele geçirildi, bu noktaları aldık ya da şu kadar mesafeyi kat ettik şeklinde herhangi bir açıklama gelmedi. Hizbullah'tan da bu yönde bir açıklama yapılmış değil. İlerleme ne kadar kaydedildi belli değil ama çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor an itibariyle Ahmet Arpat. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Nasrallah'la ilgili çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nedir o iddia? Çünkü o iddiaya göre Lübnan Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması bu. CNN International kanalına yaptığı bir açıklama. O iddiaya göre Nasrallah hayatını kaybetmeden birkaç gün önce İsrail'le bir ateşkes anlaşmasına varılmış. Ve bu anlaşma hatırlanacaktır. Biz buraya geldikten, Beyrut'tan yayınları yaparken sizlere de bahsetmiştik. Bir dönem 21 günlük bir ateşkes konusunda taraflar çok yol almıştı. Hatta gün içerisinde de bu açıklama yapılabilir şeklinde hem Amerika'dan açıklamalar gelmişti. Fransa ve Amerika'nın başını çektiği 12 ülke ortak bir açıklama yapmıştı. İşte o anlaşmanın aslında Nasrallah'la, yani Hizbullah'la İsrail arasında o anlaşmaya varıldığı bilgisini paylaştı Lübnan'ın Dışişleri Bakanı verdiği mülakatta. Bu son derece önemli. O anlaşmaya varılmıştı, uzlaşılmıştı ama sonrasında Nasrallah uğradığı saldırı sonucunda Dahya bölgesinde hayatını kaybetti. Bu gerçekten dikkat çekici bir gelişme. Tabii bir yandan da savaş devam ederken, çatışmalar devam ederken geçmişe dönük Nasrallah'ın ölümüne ilişkin bu tür iddialar ve yeni haberler de gelmeye devam ediyor Ahmet Arpat. Özden Erkuş aktardı.